Merhabalar. Sodyum klorürle hep beraber temizlik yapacağız. Şimdi diyorsunuz ki ya sodyum klorür de nedir? Neyle temizlik yapacağız? Efendim Türkçesini söylüyorum. Tuzla temizlik anlatacağız bugün. Evet, bildiğimiz tuz, sofra tuzuyla evimizin hemen her yerini mikroplardan, bakterilerden arındırıp mis kokulu tertemiz yapmamız mümkün. Gerçekten öyle. Sürekli söylüyorum ki ağır kimyasallar olmadan da temizlik olur. Temizliğin en önemli ürünlerinden bir tanesi de tuzdur. Hem nasıl önemli biliyor musunuz? Bırakın sizin bizim evimizi, bütün dünyayı tuz temizliyor. Dünyanın çoğu denizlerden oluşuyor ve denizler tuzlu. İyi ki de tuzlu. O yüzden hiç kokmuyor, hiç bozulmuyor ve içine giren her şeyi de muhafaza ediyor. Tuz gerçekten çok ama çok önemli bir temizlik ürünü. Evlerimizde de var ama biz onları sadece yemeklerimizi lezzetlendirsin diye kullanıyoruz. Oysa temizlikte tuz o kadar etkili ki birazdan hepsini size bir bir tek tek anlatacağım, tamam? Şimdi önüme bir tane leğen koydum. Hani sabah sabah temizlik yapıyorsunuz, işte bir leğenin içerisine su koyuyorsunuz, sıkıyorsunuz, camları siliyorsunuz, yerleri, masaları, değil mi? Hep böyle ıslatarak yapıyoruz. Keşke ne olsa biliyor musunuz? Böyle eviniz denizin kenarında olsa, bu leğenin içerisine deniz suyu koysanız, şöyle temiz bir deniz suyu. Deniz suyuyla temizlik yapsanız, bazen öyledir, bazen değil. Teknelerde falan hep böyle deniz suyuyla temizlik yaparlar ve pırıl pırıl olur. Çünkü denizin suyu öyle güzel bir karışım vardır ki içinde neye dokunsa mikroplardan arındırır. E madem bu kadar güzel özelliği var, bakın benim burada da tuzum da var, leğenim de var. Şimdi leğenin içerisine bir miktar tuz attığımda işte tuzlu su elde ettim. Hepsi bu. Çünkü sadece tuzla yapılan temizlikler o kadar etkili olabiliyor ki yıllardan beri de bu büyük başarıyla kullanılıyor. Şimdi hatırlayın bakalım. Kurban bayramlarında kurbanlar kesildiğinde ki eskiden hep böyle onlara şahit olurduk. Şimdi özel yerlerde kesiliyor. İyi ki de öyle yapıyorlar. Ama o yağlı yağlı derileri ne yapardık? Hemen tuzlardık. Çünkü o kadar kolay kokuşabilecek protein içerikli, yağ içerikli, ıslak olan o deriler birkaç saat içerisinde gerçekten çok pis kokuların çıktığı, bakteri, mikrop ne varsa içerisinde çok kolaylıkla üreyebileceği bir malzeme. Ama biliyorduk işi o zaman, öyle öğretilmişti. Alırdık tuzu, içerisine bol bol tuzu böyle her tarafına yedirir, katlardık, artık o deri kurtulmuş olurdu. Bu bir temizlik ürünüdür. Hatta balıkları vesaire bir sürü yiyecekleri de tuz ortamında hem hijyen yapıp hem de kurutarak yemeğe hazır hale getirebiliyoruz. Şimdi madem ki tuz bu kadar güzel bir temizlik ürünü, evimizde de bazı ürünler var. Dikkat edin, bu programda sadece aklınızda bu kalsa bile benim için yeterli. Kesme tahtaları. Evinizin içerisindeki en pis yer burası. Santimetre karede en çok bakterinin yaşadığı yer burası. Hep mutfakta, hep elimizin altında, her şeyi bunun üzerinde hazırlıyoruz. Ama ne kadar büyük bir tezattır ki evin en pis yeri burası. Neden? Çünkü keserken bunları, bu bıçaklar bunlara böyle çizikler halinde geliyor. Sürekli ıslanıyor. Bunun üzerinde et kestiniz, balık kestiniz, sebze kestiniz, ekmek kestiniz. Hepsi bu aralara doldu. Yani gıda maddeleri ve bakterilerin üremesi için de en önemli unsur olan ıslaklık var. Siz de bunu yıkadınız, temiz görünüyor. Koydunuz bir kenara, sabaha kadar o ıslaklıkla beraber orada bakteriler üremeye başladı. Sabahleyin aldınız, yemek yapacaksınız, kesme tahtası. Şimdi bir evinizde en az 3 tane olması lazım. Yani bir et ve balığı kestikleriniz olması lazım. Bir sebzeleri kestiğiniz, bir de ekmek için olması lazım. 2, bu tahtaları bulaşık makinesine koymayın. Bulaşık makinesine koyduğunuzda o bulaşık makinesinin yüksek sıcaklığı ile oradaki o deterjanlarla bu tahtaların lifleri iyice açılıyor. Açıldıktan sonra da o açık aralarda bakteriler daha kolay üremeye başlıyor. Sadece kesme tahtaları değil, ahşap bir sürü malzemelerimiz var değil mi? Ahşap kaşıklar, çatallar, bıçaklar. Tahta olan hiçbir malzeme bulaşık makinesinde yıkanmaz. Hadi biz evde bir şekilde yıkıyoruz, yapıyoruz işte böyle temiz temiz.
Peki ya kasaplarınki nasıl? Ha? O koca koca kütükler var değil mi? Akşama kadar kemik kırarlar, satırlar onun içerisine gelir. Araları koca koca açılmış. Kan, et, her şey içerisinde. Onu böyle sildi, temizledi, akşam eve gittiyse yandınız. O tahtanın üzerine giren her şey o mikroplara, bakterilere bulaşır. Sizi tek kurtaracak bir şey var. Tuz. Kasap arkadaşları da kurtaracak tek şey var. Tuz. Artık kasaplar sadece kasap dükkanı olarak değil ki. Marketlerin de hepsinin kasap reyonu var. Şimdi bu ahşapları böyle suyla temizledikten sonra üzerinde artık fiziksel bir parça kalmadığı zaman üzerine bolca tuz dökün. Tuz dökün ve bunun üzerine yayın. Eğer çok kuruysa bakın bu tutmadı şimdi değil mi? Bunun aralarına girmedi. Ben onu suyla değil de üzerine bir parça sirke katarak, sirkeyle ıslatarak bakın bunu böyle üzerine yayıyorum. Hiçbir şekilde dik tutmadan sirke ve tuzu bu kullanmış olduğum ekmek tahtasının üzerine her tarafına yedirdim. Her tarafına. Bu sirke her tarafa da eşit yayılmasını sağladı. Evet, aldım buraya koydum. İşim bitti ya, akşam bulaşıkları yıkadık kaldırdık ya. Ekmek tahtasına da ya da et tahtasına da bu muameleyi yaptım. Bunu yaparsanız kurtuldunuz. Tuzun o temizlik gücü sirkeyle beraber içeride bile olsa o kesiklerin, bakteriler aşağı doğru inecek. Orada hiçbir bakteri bırakmayacak. Sadece tuz bunda da değil. Tuz çok iyi bir olma malzemesidir. İki tane özelliği vardır. Bir, kokulara emme özelliği vardır. Çok kurudur. Çeker kendi içine. Mesela sofrada işte üzerimize bir şey döküldü, ne yapıyoruz? Hemen tuz döküyoruz. Neden? Beklentimiz ne? Bu tuz o kadar kendi içerisine absorbe etme özelliği vardır ki yağı hemen üzerine çekecek. Üstümüzde, halıda, kilimde, koltukta ne döküldüyse tuz dökeriz, iyi de yaparız. Hem bir taraftan onun aslına bakılırsa hijyenini sağlarız ama onu pek bilmezler. Ama en azından o yağları içerisine çekebilir. İkinci özelliği de peeling özelliğidir. Yani üzerinde böyle zımpara gibi yapar. Ne yapacağız mutfakta zımpara gibi özelliği? O kadar çok işe yarar ki. Mesela bir vazonuz var. Çiçekleri koydunuz, içerisine suyu da koydunuz, beklettiniz. Bir süre sonra o bitkilerin organik yapısıyla, suyla içi yemyeşil oldu. İstediğiniz kadar yıkayın, çıkartamazsınız. Neyle çıkartırsınız? Tuzla. Eğer böyle bir içi kirlenmiş bir vazonuz varsa, vazo da şart değil. İçtiğimiz kahve kupaları var ya, kahve onların içerisini bir süre sonra rengini değiştirir. Hepsi kahverengi olur. İşte içlerine bol bol tuz döküp, tuzla olduğunuzda o peeling etkisinin faydası ortaya çıkar. Yani bunun dibine yapışmış olan o bütün ağır lekeler çıkarken hem de tuzun sayesinde hijyen sağlamış olursunuz. Kahvelerinizin o tortuların da tertemiz yapabiliyor. Bir de zor kirler. Şimdi zor kirler deyince hemen şu gelsin aklınıza. O tencerelerin altı var ya, hani ocakla böyle ısınır, yanar, işte yağlar, sütler vesaireler akar, altına doğru dolar. Altta böyle simsiyah bir tabaka olur. İşte onu da tuzla çok kolay çıkartabilirsiniz. Böyle bir bulaşık süngerini gene sirkeyle ıslatmakta fayda var. Sirke ya da limon bu işte son derece iyidir. Aldınız, üzerine de bir miktar tuzu koydunuz. Artık bu elinizin altında zor kirleri halletmek için hazır. Sirkenin ve tuzun hem olma güçleri hem hijyen yapma güçleriyle en zor kısımları bile tertemiz yapar. Bakın burada da bir bardağımız var. Tuz ve sirkeyle olduğumuzda o peeling etkisiyle kalmış belki de yılların kirlerini sadece tuzla çıkartmanız mümkün. Evet, böyle güzelce ovun, ondan sonra duruladığınızda pırıl pırıl olur. Durulamak demişken, tuzu bir de biliyorsunuz makinalarımızda da kullanıyoruz. Hatta bulaşık makinesinde özel tuz yeri var. O özel tuz yeri neden biliyor musunuz? Çünkü o tuz suyu yumuşatma etkisine sahiptir. Makinenizin o açılır ve içine de bayağı alır, yarım kilo, bir kilo tuz alan makineler var. Ne olursunuz onu ihmal etmeyin. Eğer makinenizi iyi temizlemiyorsa, eğer bardaklarınızda, tabaklarınızda su lekesi kalıyorsa ilk aklınıza gelen şey tuzu mu eksik diye düşünün. Ha, özel tuza da bir ihtiyaç yoktur o arada. Siz gidip turşuluk tuz, iri tuz alıp
makinenizin tuz gözüne koyabilirsiniz. Tuzu çamaşır makinenizde deterjana da ekleyebilirsiniz. Hatta lekesi çıkmayan, böyle yıllardan beri kalmış üzerinde lekeli olan çamaşırları tuzlu suya bastırın. Bir de hangisini biliyor musunuz? Bir de tuzlu su ter lekelerinin çıkartılmasında son derece etkilidir. Ter olmadan olmuyor, ısınıyor, işte yaz oluyor, ortamlar sıcak oluyor, terliyoruz. Dolayısıyla giysilerimizin koltuk altlarında o terden dolayı leke oluşuyor. Ter de zaten tuzludur, oradan aklınıza gelsin. Yıkamadan önce gömleklerinizi ve ter lekesi olmuş giysilerinizi birazcık ıslatın. Üzerine de tuzu dökün, beklesin. O bir süre sonra o ter lekelerini kendi bünyesi içerisine çekecek ve yıkadığınızda pırıl pırıl olacak. Ama nerede yıkıyoruz? Makinede. Makinenin de temizliğinde, gene çamaşır makinesinin temizliğinde de tuz son derece önemli. O makinenin lastik kısmı var ya, işte onun arada bir kontrol edin. Kapağını açtığınızda o lastiğin içine bir bakın ki epeydir temizlememişseniz orayı bir böyle bezle peçeteyle sildiğinizde simsiyah olduğunu görürsünüz. Çünkü makinede deterjan atıklarından o yıkadığımız kirli çamaşırların atıklarına kadar hepsi zaman içerisinde orada dolar ve tam da makinenin giriş kapısı. Girerken çıkarken hep onlara dokunarak çıkar. Oraya da tuz dökmek çok kolaydır. Önce tuzu bol bol dökün, bir süre bekleyin. Onları tuz kendi bünyesi içerisine çeksin. Ondan sonra bir bezle defalarca temizleyin içi ta ki pırıl pırıl olana kadar. Tuz ayak banyosunda da çok iyidir. Yorgun ayaklarınıza mutlaka böyle bir leğen içine koyun, tuz koyun, bekletin. Manikür pedikür yapmadan önce mutlaka bunu da yapın ki onlar da aynı zamanda mikrop kapma özelliğine sahip olabildiği için tuz ayaklarınızı da dinlendirecektir. Banyonuzda da tuzu kullanabilirsiniz. Çünkü tuzlu suda yıkanmak insanın üzerindeki statik elektriği fazlaca da alma özelliğine sahiptir. Eğer küvette, duşta yıkanma öyle bir alışkanlığınız varsa boş su yapmayın. Mutlaka ne yapın yapın içerisine 1-2 avuç sıcak suda erittiğiniz tuzlu suyu katın. Göreceksiniz vücudunuzda son derece olumlu değişiklikler olacaktır. Saçınızda da kullanabilirsiniz biliyor musunuz? Çünkü eğer saçınızda zaman zaman tuzlu suyla saçınızı yıkarsanız kepek oluşmasını engellersiniz ya da azaltma özelliğine sahipsiniz. Bir de annem de yapardı. Zaman zaman diş etlerinize tuzun faydasını esirgemeyin. Çünkü eskiden de öyleydi. Yaraları tuzla pişirirlerdi. Diş etleri problemi olduğunda diş macunu üzerine hafif birazcık tuz koyup çok sık olmamak kaydıyla ayda bir kere, iki ayda bir kere hafif hafif çok bastırmadan dişlerinizi tuzla temizlerseniz diş aralarında kalmış olan gıdalardan dolayı oralarda biriken bakterilere kök söktürürsünüz. Ağzınız çok daha rahat, çok daha temiz olabilir. Gördünüz mü? Tuzla sadece hayatımıza böyle lezzet katan bir şey değildir. Tuzu günlük hayatınızın her yerinde kötü kokuların gidilmesinden tutun da temizlik yapmaya kadar her yerde bol bol kullanın. Hem bol hem temiz hem de sağlıklı.